Şimdi efendim, borsada geçtiğimiz aylarda tarihi bir rally gördük. Tavan tavan giden hisseler vardı. Ancak dün itibariyle %7'lik bir sert düşüş var. Neden? Borsada ne oluyor? Konuşacağız. Konuklarım Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan ve Ekonomi Gazetesi yazarı Doktor Şeref Oğuz. Her iki konuğuma da hoş geldiniz diyorum haber hattına. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Erdoğan, bir süredir borsayı konuşalım diyordunuz. O gün geldi çattı. %7'lik bir düşüş üzerine konuşuyoruz ama. Bir dönem böyle tam bir tarihi rally. Borsaya herkesin gittiği bir dönemdi. Hatta böyle bir yaz gecesi rüyası gibiydi ama bir düşüş var şimdi. 3,5 milyon borsa yatırımcısı soruyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Buyurun sizinle başlayalım. Evet, aslında geçen sene Aralık 2021'in aralığı, daha doğrusu geçen sene deyince artık 2023'e de geldik. 2021'in sonundaki Aralık'ta malum biliyorsunuz çok anormal bir enflasyon yaşandı, ayı hatırlatıyorum. O zaman borsa aslında ciddi bir düşüş yaptı. Tarihi düşüş yaptı. %30'ları buldu. O sıkıntılı atmosferde sadece dolar fırlamadı. Borsa da çok ciddi düşmüştü. O zamandan beri 1700'e kadar düştü seviyelerden. Geçtiğimiz hafta ulaştığı 5700'lere kadar anormal bir sürekli sanki rally ile gelindi. Ufak tefek aralarda düzeltmeler olsa da çok ciddi bir yukarı hareket yaşandı. Son 1-2 aydır da bu yükseliş artık, yani 1-2-3-4 derken ben borsaya girmem diyen sokakta kimi görürseniz artık borsada birikimini değerlendirmeye başlamış, yeni milyonlar eklendi. Bu kadar milyonlar eklendiğinde Şeref Bey'in de benim de yıllardır piyasa içinden bildiğimiz, artık bu büyük montanlı yatırımcılar bu küçük birikimler çok fazla girdiği zaman onlardan fon transferi yaparlar. Bir kere böyle bir durum dikkatimi çekiyor. İkinci bir nokta, bu daha önce de şöyle bir baktım, Eylül 2022'de bir ciddi düzeltme var. Bir Aralık ayının hemen başında biraz var. Bir panik yaptıran hava. Eylül'deki de 9-24 Eylül arasında %16 kadar bir düşüş var ama biraz zamana yayılmış. Ona, yani %16,5 düşüyorsunuz ama bir 10 günü geçen bir sürede. Aralık ayının hemen başında da bir %8'lik kısa bir sürede, birkaç gün içinde bir düşüş dikkati çekiyor. Silkeleme diyoruz bunlara basit anlamda piyasacılar. Ve sonra hızlı alımlarla gene o düşmüş seviyelerden toplanıyor. Bu sefer ise 3 günde %13, 5700'den 4960'a kırmızı gösteriyorlar bunu genelde. 3 tane arka arkaya sert düşüş yaşandı. Böyle olunca ve bu da sebep aranmaya başlandı. İşte dünden önce sebep arandık ne olsun? İşte İstanbul Belediye Başkanı'nın üzerine bir takım konuşmalar, işte bir takım süreçler olacak mı olmayacak mı, seçim öne alınıyordu, alınacaktı, açıklama yapılacaktı, altılı masa oturdu, 6 saat değil 9-10 saati buluyor, ne oluyor, bir şeyler mi oluyor filan derken bahane arama, yani bunlar oldu diye borsa %3 günde 13 mü düşmesi gerekiyor, bu bir bahane arama diye değerlendiriyorum. Bu kadar çok siz halka ya da yatırımcı kitlesine çaresiz bırakıp tek alana doğru gitmesine sebep olursanız bir ekonomide, bir malın değeri vardır, elimde bir kalem var. Bu kalem 1 liraya üretildiyse 1,5'a satın, 2 liraya satın. Ama bu kırmızı çok önemli, bu çok önemli diye ortalıkta başka da bir kalem görünmüyor havası yaratırsanız, herkes onu almaya kalkarsa maliyetine karşı, yani maliyet de ne burada? Hisse senetleri, şirketler. Şirketlerin bir yatırım bedeli var. Bugün oluşan gerçek bir değerleri var. Bu değerleri nasıl olur da çok ciddi bir şekilde üstünde piyasada alım görürler? Niye görür? Eldeki paralar, birikimler, dövize mi yatırsam hayır çıkmayacak dedi. Bakan Bey de böyle söylüyor. KKM var, enflasyon var, döviz çıkmayacak. Nereye gideceğiz? Konut. Konuta gitmene gerek yok. Düşük orta gelirli için konut seferberliği var. Orada zaten o imkanların var. Küçük birikimlerle de konut almana İmkan yok. O zaman küçük birikimle oraya da gidemem. Konut almaya gidemem. Arsa almaya gidemem.
Nereye gideceğim? Bitcoin'ler ya da kripto paralarda çok sert düşüşler yaşanmış. Endişe duyuluyor. Oraya da çok gidilemiyor artık eskisi gibi diye düşünün. Bir borsaya anormal giriş oldu. Bu kadar, bunları özetlediğim zaman da bu kadar anormal girişin ara sıra kar realizasyonları gelir. Ve özellikle seçime giden bir ülkede artık taşlar yeniden mi dizilecek, yeniden mi şekillenecek? O nedenle de biz acaba mevcut bulunduğumuz pozisyonları biraz daha nakde mi çevirelim, hazırlık yapalım, başka bir döneme gibi bir realizasyon da söz konusu olabilir. Teşekkür ediyorum. Sayın Oğuz, siz ne dersiniz? Sayın Erdoğan'ın açıklamalarında ben böyle altını birkaç bir şeyin çizdim. Bir alternatifsizlik ortamı, daha önce de konuştuk iki değerli konumla bu konuyu sık sık. Siz her ikinizden de gelen bir şey vardı. Sokakta bile borsa konuşuluyor konusu. Onu bir hatırlatmak istiyorum. Bir alternatifsizliğin neticesinde gelen bir durum mu yaşıyoruz borsada bilmiyorum. Kar realizasyonlarından bahsetti Sayın Erdoğan. Ama bu bir düzeltme midir? Bunun ötesi var mıdır? Bu düşüş sürer mi? Nihayetinde borsaya giren her yatırımcı da tedirgin bir bekleyişle bakıyor borsaya. Ne dersiniz? Şimdi Oral Bey'in söyledikleri, hani çaresizlikten borsaya sürülmüşlük hali, evet. Doğru. Onu tekrar etmeyeceğim. Doğru. Ancak bu son dönemdeki sert düşüş için hani aranan bahanenin biraz daha genişletmek gerekiyor. Sadece bunu gündemdeki icat edilen bahanelere de bağlanmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi kredili işlem yapanların yüksek olması. İkincisi satış dalgasından yararlanmak isteyenlerin açığa satış yapması. Üçüncüsü pozisyonunu realize etmek isteyenlerin kervana katılması. Dördüncüsü değerleme oranları aşırı şişen hisselerde satışların artması. Beşincisi nakde geçip durumu görmek isteyenlerin varlığı. Altıncısı piyasa yapıcıların pasif hareket etmesi ve yedincisi de trend takipçilerin satışları. Bu şu andaki %7 civarındaki sert düşüşün konjonktürel şimdi şu andaki durumu, ama temel olarak bir sıkıntı var. O da borsaya gelen 3 milyon 400 bin yatırımcı için bazı soruları da gündeme getirmemiz gerekiyor. Dilerseniz ben bu soruları bir sormak istiyorum. Mesela öncelikle SPK'ya soruyorum. Halk arzı olan şirketlerin denetimi tam yapıyoruz. Şu evini satıp halka arz olacak şirketlere parasını gömen insanlar söz konusu. Maaşını çekip halka arza koşanlara soruyorum. Şirketleri ölçüp biçerek hassas davranıyor musun? Şirketlere soruyorum. Yatırımcı masaların çalışıyor mu? Yoksa kafana göre mi takılıyorsun? Aracı kurumlar, size soruyorum. Yatırımcı alıyor, satıyor ve siz kazanıyorsunuz. Yatırımcıları eğiten, onlara bilgilendirme sağlayacak hizmet sunuyor musunuz? Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne soruyorum. Elinizi taşın altına koyup yatırımcıya sesleniyor musunuz? Hayır. Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği, size soruyorum. Portföy değerlerindeki zirve yaptı. Paydaşlarınız imkan sağlıyor musunuz? Yatırımcının yeni enstrümanları keşfetmek için seferberliğiniz var mı? Yok. Yatırımcılara soruyorum. Satın aldığınız şirketin kasasına ne kadar para var? Borcu ne kadar biliyor musun? Sizi büyüten şirketlerin en ufak bir likidite krizinde başına neler geleceğini araştırıyor musun? Hayır. %10 aşıklarına soruyorum. Hani sürekli kazanmak için oraya gelen ve kaybettiği zaman nevri dönen, her gün %10 hissem artsın diyenlere soruyorum. Bu aşıklara sormak lazım. Borsada her gün %10 getiri peşinde koşarsan, %10 aşkına kapılırsan, ayrılıkların da aşka dair olduğunu hesaba katıyor musun? Borsanın değerine inananlara soruyorum. Sizce yatırımcı borsayı sürükleyen onların soyulmasına nasıl bakıyorsunuz? Buna silkeleme diye kibar bir şekilde sevgili kardeşim ifade etti, ama bunun 1992 yılında Abdurrahman Yıldırım, Habertürk yazarı, sevgili dostumun söylediği bir, icat ettiği bir kelime vardı. Keli silkeleme. Biraz kaba ama aynen böyle. Borsaya gel yapıyorsun, geleni korumuyorsun ve onların küçük paralarını eliyorsun ve keril silkeyenlere soruyorum. Utanmıyor musunuz? Cezalandırdığınız ortada. Kişisel çıkarlarınız için ekonominin köküne kibrit suyu dökmüyor musunuz? Bütün bunları topladığım zaman borsadaki bu hareketliğin, az önce saydıklarım şok düşüşlerin sebepleri, ama temel olarak borsanın sıkıntısı bu. Açıkçası şöyle bu sözümü bitireyim, izin verin lütfen. Hisse düşüyor diye aptalca şeyler yapacaksan kardeşim borsaya gelme. Çünkü sen borsaya geldiğin zaman bir hisse almıyorsun, bir şirketin ortağı oluyorsun. Aptalca şey nedir?
düşerken hemen elindekini satmak. Ya 20 bin liralık evim var diyelim. Birisi 15 bin lira teklif edince evini satıyor musun? Hayır, ama hisseni satıyorsun. Halbuki onun ondan bir farkı yok. Fiyat hareketlerinin etkilenenler borsaya gelmesin diyoruz. Bir de şu var. Acaba ne kaçırıyorum? Telaşıyla oraya gelip kısa sürede voleyi vurup çıkmak isteyenler, yani başka iş yapsın, gitsin at yarışı oynasın. Borsa oyun yeri değil, yatırım yeridir ve borsa açıkçası başta yatırımcıların bilinçlendirilmesi, ama asıl önemlisi oradaki oyuncuların, şirketlerin ve SPK dediğimiz, ne işini henüz emin olamadığım kurumun, oraya gelen küçük yatırımcının tasarruflarının ve onları korumaları gerekiyor ki borsa ekonomiye hizmet eden ve ekonominin olumlu bir barometresi olarak görülebilsin. Çok teşekkürler. Sayın Erdoğan, bu bir düzeltme ya da düşüş. Bu nereye kadar devam eder? Yatırımcı, borsa yatırımcısının merak ettiği bir soru bu. Bir yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla ne yapmalı şu an borsaya giren vatandaş? Ağırlıklı sanıyorum yerli yatırımcının girişini görmüştük geçtiğimiz aylarda. Dolayısıyla şu anda bu düşüşte borsa yatırımcısı ne yapmalı? Temel sorulardan biri bu, ne dersiniz? Evet, seçim atmosferine doğru beklentiler önem kazanıyor makro anlamda. Yabancı yatırımcının girişinin takip edilmesi gerekiyor. Hangi hisselerde yabancı eğilimi önümüzdeki günlerde nasıl seyredebilir, bunu biraz takip etmek gerekiyor. Yabancı boşuna bir hisseye önümüzdeki günlerde girmeye başlamaz, eğer giriyor ise onu takipte yarar var diye düşünüyorum. Çünkü çok azalmış durumda Sena Hanım yabancı yatırımcı. Ben oranı 1990, nedir? Var mı bir oran? %30'ların civarında diye biliyorum şu anda. Bu %70'lere yaklaşmıştı 2 sene kadar önce. Kadar. Fakat son kısa bir dönemde hızlı düşüşlerle buralara geldik. Ben sene 94 Türkiye'ye geldiğimde bir çalışma yapmıştım. Borsa başkanı da o çalışmanın sonucunu merak edip hatta onu ilk borsa yayını olarak yapalım demişti. Amaç da şuydu: yabancı yatırımcı Türkiye'de Türk borsasına niye gelmiyor, bunu çözmemiz lazım dediğinde biz de şunu diyorduk: bir piyasa risk diye kabul edilse bile o riski piyasaya girilerek toplam portföyün riski de azaltılarak kazanç elde etmek, hem de daha çok elde etmek mümkün olabilmektedir. Bu da İstanbul borsasına en az %4-5 yatırımla mümkün diyor idik. O yüzden de bunu hatırlatmak istedim. Şu anda yabancı yatırımcı oldukça düşük durumda ve buna rağmen yerli yatırımcının muazzam katılımıyla yükselmiş bir borsa ortada. Yani buradan sonra borsayı aslında yukarı götürmesi mümkün olabilecek tek ana unsur yabancı yatırımcının girişi olmalı diye düşünüyorum. Yerli yatırımcının potansiyelinin bu derece hızlı sürmesini bekleyemiyorum. Çünkü alternatifsiz kalan borsa yerine önümüzdeki süreçte artık diğer araçlar devreye girebilecek gibi görünüyor. Bu son haftadır altın devreye giriyor. Yakın bir zamanda seçime doğru gelişmelere göre tabii ki önemli, ama döviz devreye girebilecek diye düşünüyorum. Bir taraftan da insanlar tüketim yapmak istiyorlar. Yani borsada da biraz kazansanız da kazandığınızın da bir kısmını benim tüketime ayırmam lazım. Dediğiniz gibi aşkla bu iş olmuyor. Her gün %10-10 kazan nereye kadar bu? Yani bir tuhaf bir durum oluyor. Bu psikolojik bir sorun, aynı zamanda travmaya dönüyor. O yüzden de yatırımcıları tasarruf, tüketim, yatırım ilişkisinin denklemini kurmalarını beklememiz gerekiyor. Bunu yapamıyorlarsa da danışman gerekiyor, kaliteli danışmanlar gerekiyor. Ama bu müessesenin iyi gelişmediğini ben düşünüyorum Türkiye'de, yatırım danışmanlığı anlayışının. Bunu çok daha topyekün bir çalışmak gerekiyor. Koruması gereken kurumların mevzuatlarında revizyonlar gerekiyor ise tekrar gözden geçirilmeli. Uygulama anlamında da bir daha bakılmalı. Ve özetle şöyle söyleyeyim, önümüzdeki süreçte borsanın aşırı yükselmesi ihtimali zayıfladı. Öncelikle onu belirtmek durumundayım. İkincisi, bu genelde Ocak aylarında borsalar çok yükselir diye bilinir. Ama bu her Ocak ayı böyle oluyor değil. İstisnaları vardır. Benim beklentim aslında bu sert düşüşün biraz daha Ocak ayı sonuna doğru sarkabileceğiydi. Sizin yayınlarda da öyle paylaşmış olabilirim Habertürk'te. Biraz öne çekildi. Ocak ayının ortasından sonra dediğinizi ben hatırlıyorum. Ocak sonlarına doğru bekleyebilirdim ama erken oldu. Çünkü
büyük yatırımcılar bizden daha iyi o çekme, silkeleme zamanını bilirler ve o işi başarırlar. Ve siz tam o 10 liralık hisseyi aldığınızda, aldıktan sonra 11-12 olduğunda 20 liranız daha vardır o cepte, onu da aldırtırlar size o zaman. Bak 11-12 oldu, o elinizdeki sonu da koyarsınız, hatta arabanızı satarsınız, eşinizin ziynetini satarsınız vesaire. O onu da koyduğunuzda ölçtüyse artık oradan sonra o sizin elinizdeki paralara el koyarlar. Bu maalesef bu şekilde. O yüzden de küçük yatırımcı ya da küçük birikimli yatırımcı demek daha doğru. Birikiminin en fazla 1/10'uyla 2/2'siyle başlamalı. Ve en ufak artılarda topyekün bir harekete geçmemeli. Önce ayrıca 10 liralık hissesi 12 lira mı oldu? Ya o 10'dan 12'ye çıktıysan 2 liranın 1 lirasını bari çek mesela. Yani bunu baştan bu planları koyun. Koymazsanız başkaları sizin planınızı ele geçiriyor. Bu zaten ciddi bir transfer oyunu. Bir hırsız sizin evinize gece gelip müsaitseniz 3.30'da sizi soyacağım der mi Sena Hanım? Sabah kalkıyorsunuz, soyulduk diye uyanıyorsunuz. Ya bırakın artık soyulduk diye uyanmayalım şu ülkede. Bu anlamda da koruyuculara da büyük görev düştüğünü ben de Şeref Bey gibi katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Oğuz, yabancı yatırımcının oranını siz kısa bir bağlantı problemi yaşadınız. O sırada Sayın Erdoğan %30 olarak ifade etti. Borsanın aşırı yükselme ihtimali zayıfladı ifadelerini kullandı. Küçük birikimli yatırımcıya bazı çağrıları oldu. Şimdi size de aynı soru. Borsaya giren küçük birikimli yatırımcı ya da yerli yatırımcı şu dakika itibariyle, bugün itibariyle ne yapmalı borsada artık? Öncelikle yapılması gereken şu düşüşün getirdiği panikten kurtulmalı. Hatırlıyorum 3 ay önce bankalarda müthiş bir rally başlamıştı. Evet. O çerçeve içerisinde yani çok kısa bir sürede %154'lük bir artışlar olurken bir günde %34'lük düşüş oldu. O dönemde de yine büyük bir transferler oldu. Yani kimlere transfer oldu? Sabırsızlardan sabırlılara. Paniklilerden sakinlere müthiş bir para kayması oldu ve açıkçası hükümet de bunu seyretti. Kamu bunu seyretti. Kamunun bilinci dışında bunun olacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü onların da borsa yükseliyor olgusunu heterodoksun iyi gittiği yolunda bir ifade tarzına dönüştürmüşlerdi. Bakın borsa da yükseliyor. İşte bizim Türkiye ekonomi politikası, ekonomi planı nasıl fıkırında çalışıyor diye. Ama onun öyle olmadığını gördük. Daha sonra biraz beklemeye aldılar açıkçası borsanın büyük oyuncuları. Yine de öbür tarafta enflasyondaki gelişmeler az önce de teker teker sayıldığı için tekrar etmeyeceğim. Yani diğer enstrüman, diğer alternatiflerin her birinin sanki bir çıkma sokağa girmişçesine bütün parayı arkasından böyle sürükleye sürükleye borsaya getirdiler. Yeniden insanlar buraya geldi ve acaba neler kaçırıyorum? Bir şey kaçırıyor muyum? Bak arkadaşlar kazanmaya başladı. Ben de kazanmanın duygusuyla buraya geldiler. Şimdi bu %7'lik düşüşün açıkçası önümüzdeki günlerde, yani mesela günlerde dediğim birkaç hafta sonra böyle buna bu kadar olmasa bile benzer bir düzeltmeler yaşanacağına inanıyorum. Ama bunlar son derece sağlıklı şeylerdir. Borsa sürekli çıkıyorsa burada bir sorun var demektir. Eskiden şöyle mi demek istiyorsunuz? Bu sürekli çıkış bir anomalidir ama bu gelen düzeltmeler normaldir mi? Normal. Bu sağlıklı bir nabız işaretidir. Bu sağlıklı nabzın sağlıklı olduğunu gösteriyor. Eğer yukarı gidiyorsa eskiden Genelkurmay sitesinin de bir ifade vardı. Hücumun yolunda gidiyorsa bil ki pusuya düşürüldüm. Evet şimdi borsa için birebir geçerli. Eğer hücumun yolunda gidiyorsa, eğer hissen sürekli yükseliyorsa bil ki başına büyük bir felaket gelecek. Büyük ihtimalle seni bir apartmanın bir gökdelenin tepesinden aşağı atacaklar. Şimdi sorun o gökdelenin hangi katındasın ve düşüş ne zaman başlayacak? Bunu sen bilmiyorsun. Seni oraya doğru itekleyenler biliyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu düzeltmeler iki işe yarıyor. Bir borsaya sağlık getiriyor ki daima çıkamaz. Bu kadar hızlı çıkış noktası iyi bir şey değildir az önce söyledim. İkincisi de yatırımın hala oradaysa, hala orada kalıyorsa onun daha fazla bilinçlenmesine yol açıyor. Genellikle borsaya yeni gelen insanlar çaylak diye biraz nitelendirir. Çaylak esprisi şudur. Şimdi biliyorsunuz boğalar vardır ve ayılar vardır. Ayı piyasaları, boğa piyasaları. Bir de şimdi son zamanlarda piyasaya sürülen 2 milyon
küçük yatırımcı dediğimiz çaylak. Çaylağın davranışı şudur. Çıkarken uyanana kadar zaten o zirveye ulaşmıştır, oradan satın alır. Ve bakar ki artık daha yükselmiyor, hayal kırıklığıdır. Bu sefer inmeye başlayınca hissesi sabreder, hisse çok daha aşağı inince bu sefer dayanamaz, satar. Ve o zaman da ne olur? İşte gelir transferi tam da o noktada gerçekleşiyor ve bir borsayı kumarhaneye çeviren davranış tam da o oraya gelip riski yönetemeyen insanın davranışıdır. Şu tavsiye edilebilir. İnişler de paniğe kapılma kardeşim. İkincisi, az önce de söyledim, 20 bin liralık evine birisi 15 bin lira öner diyor, hemen satıyor musun? Bekle, dur. İkincisi, ne kadar uzun süreli tutarsan kendini borsada, riskin o ölçüde azalıyor. Hem işte hem çıkışta bu işe yarayan bir unsurdur. Üçüncüsü, eğer fiyat hareketlerine yüzeyin dayanmıyorsa, senin psikolojik ve ruhsal durumun buna uygun değildir, borsadan uzaktır. Çünkü borsaya eğer bu niyetle gelirsen büyük ihtimalle elindeki parayı Oral Bey'in az önce söylediği gibi son kuruşuna kadar cebinden alacak birileri orada hazır bekliyor olacaktır. Peki, çok teşekkür ediyorum. KKM'yi de konuşalım istiyorum. Çünkü KKM'de bir çözülme görüyoruz. BDDK açıkladı, son verileri gördük. Sayın Erdoğan, KKM bir süre önemli bir enstrümandı. Bu çözülme neye işarettir? KKM'den çıkan nereye gidiyor? Onu da sormak istiyorum. Buyurunuz. Sena Hanım, bir daha şeye döneceğim, tarihi bilgiye bu anlamda da. KKM'nin başlamasına sebep olan Aralık 2021 sonundaki gelişmelerdi biliyorsunuz. Dolar hızla yukarıya doğru gitmişti ve bir hafta sonu hızlı değerlendirmelerden sonra takip eden pazartesi günü KKM açıklandı ve sistem o şekilde bugüne kadar geliyor. Borsa kaçtı biliyor musunuz? 1500'lerdeydi endeks. Şimdi kaça geldik? Yani şu düşmeden önceki halini dersek 5700'lere. Şimdi ben biraz da Şeref Bey, teknik analiz konuşmadık ya, piyasada da bir sürü işlemci hiçbir şey bilmeden, sadece teknik analiz belki bilerek yapanlar ya da teknik analizi de bilmeyerek bildiğini zannedenlere uyarak milyonlar işlem yapıyor. Örnek. Evet. Ben az çok bu konularda bir 30-35 senedir çalışıyorum. 1500'den 5700'e gelen bu tepe yapan zirveyi Fibonacci kabul edenler en korkunç senaryoyu oynayabilir. 5700'den 1500'ü çıkardığınızda aradaki farkı alırsınız. %38 kadar bir düşüş, birinci düşüş seviyesi diye çizerler. O da size gelir 4000-4100 seviyesine kadar. Yani bu panikler 4000-4100'e kadar, işte şurayı kırarsa, bunu kırarsa gidebilir denebilir. O korkuyla birlikte o binler, yüz binler işleme giriyor. Birincisi bu. İkincisi, sadece manuel insanlar girmiyor Sena Hanım. Algoritmik işlemler giriyor. Yani bakın, ekranlara biz bakıyoruz, alım satım tahtalarına diyelim, ekranlarına. Hızlı hızlı yanıp sönüyorlar böyle. O kadar hızlı ki saniyede binlerce işlem oluyor. Bütün hisselerde hareket var. Çünkü bunu her gün, her an insanlar basıp da şunu al bunu al diyemez ki hızlı hızlı. Artık makina sistemiyle alınıyor. Sizin en ufak, mesela 10 liraya al dediğiniz henüz pasifte bekleyen emrinizi 10 lira yerine 9.9'a çektiğinizde veya 10.1'e çektiğinizde gören, ona göre o pasif emirler sistemine göre algoritmik işlem yapan sistemler var. Ben öyle noktalarda uyurken, Şeref Bey uyurken, sokaktaki normal yatırımcılar uyurken algoritma sistemlerini kurmuş olanlar uyumuyor ve sizin paranızdan para kazanıyorlar. O yüzden muazzam hareketlerde, hızlı düşüşlerin bir sebebi de kontrolsüz, ahlaksız, algoritmik işlemlerdir. Şimdi bununla ilgili dünyada çok piyasa çöküşleri de geçmişte, Amerika'da başta olmak üzere yaşanmıştır. Örneğin bir şişman parmak derler, tombul parmak, milyon yerine milyara bastı da işte şu oldu da bu oldu da biliyorsunuz piyasada acayip çöküş gelir. Yani durduk yerden onu izleyen algoritmik işlemciler de satmaya başlar, piyasa çöker. O yüzden bizim piyasamızda bunlara karşı işte devre kesiciler vesaireler uygulaması yapılıyor ama saniyede artık o küçük hareketlerden küçük yatırımcılar çok kaybediyorlar. Şimdi bu KKM'de çözülmeyle birlikte zaten bir aydır, iki aydır borsaya yaradı büyük bir kısmı diye düşünüyorum. Ve buradan sonra daha çözülme mümkün ama
dövize yarayabilir gibi geliyor bana. Bunu kesecek tek faktörümüz var. Şirketlerin çok fazla ithalat yapıyorlar. İthalata dayalı döviz borçlanma yapabilirler veya döviz alımı yapabilirler. Pardon. Birinci taraf öyle düşünüyorum. İkincisi olması gereken Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ama az dikkate alınıyor diye düşünüyorum. Merkez Bankası'nın daha güçlü rezerv yapması mümkün. Doların bu kadar düşük kalması Türkiye ekonomisi ve ihracatı ve ithalatı için çok hayırlı değil. O yüzden de piyasadaki bazı düzeltmelere fırsat vermemiz gerekiyor. Hastaysanız mecburen başınız ateşlenir, ilacınızı içersiniz ama o ateşi çekersiniz biraz. O yüzden de bu düzeltmelerin faydalı olduğunu ben de düşünüyorum. KKM'nin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini, hatta yani seçimi kazanmış şekilde bir değerlendirmeyle Sayın Bakan sene sonuna kadar, yani 2023 sonuna kadar devam edecek dedi diye algılıyorum. Bilmiyorum, Şeref Bey daha yakın izler siyasi noktaları. Çünkü sene sonuna kadar diyorsan o zaman devam ediyor olmuş olması gerekiyor mevcutun, ya da yeni gelenler de mi devam edecek eğer hani başkası gelirse gibi bir sorunsal olabilir. KKM'ye karşı olunduğunu düşünüyorum bir kitlenin de böyle bir sisteme. O yüzden de bu tartışılacak gibi görünüyor önümüzdeki günlerde. Sizin sorunuzun biraz makrosu böyle bir konu. Bir şöyle özet bir nokta söylemek istiyorum. Piyasada bir çalışma yapmıştım. News of No News diye yayınlanmıştı. Hiçbir haber açıklamayan şirketlerde anormal fiyat hareketleri oluyor. Sonra şirkete soruyorsunuz, sizin şirkette ne oldu da bu fiyat bu kadar çok çıktı diyorsunuz. Şirket cevap veriyor. Benimle ilgili açıklanacak bir şey yoktur diyor. Ya açıklanan iyi bir şey yoksa, açıklanacak kötü bir şey yoksa borsada senin hisse niye acayip çıkıyor? Ya da daha vahim bir şey yaşadık. Bir şirket yöneticisi ya benim hisselerim bu kadar yüksek fiyatlı olmamalı diyor. Olmamalı, evet. Ben de sattım diyor. Olur mu şimdi bu? O zaman piyasayı nasıl koruyacağız? Ben orada tereddütlü bakıyorum. Şirket yöneticilerinin kendi şirket hisseleri hakkında fiyat bazlı açıklama yapmalarını çok yerinde ben düşünmüyorum en azından. O yüzden de önümüzdeki günlerde Sena Hanım, önümüzdeki bir ay, iki ay şirket bilançolarının açıklanacağı takvimler var. Ve bu şirketlere ilişkin yatırımcılarımıza öneriyorum. Biz danışmanlık ya da yatırım tavsiyesi falan yapmıyoruz. Mali tablosu açıklanan bir şirketin büyük olasılıkla beklentilere göre daha iyi çıkıyor ise biraz daha belki hisse fiyatı çıkabilir. Ama zaten iyi açıklanması beklenen bir şirketin iyi açıklanmış bilançosu sırasında bir bakıyorsunuz bir sürü insan alıma geçiyor. Halbuki zaten onu oraya kadar gerisiye kadar birileri satın alarak geldiler. Size satıyorlar iyiymiş gibi diye anlatarak. O yüzden mali tablolar açıklanırken lütfen dikkat edelim. Bu fiyatlara daha önceden yansıdı mı, yansımadı mı gibi en son önerim buydu. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Oğuz, siz ne dersiniz? Hem borsa açısından hem de KKM'deki bu çözülmeyle ilgili sizden de notlarınızı alayım. Öncelikle borsa için şunu söyleyeyim. Oral Erdoğan Bey'in söyledikleri hayatidir. Arkasında 30 yıllık tecrübe ve teknik analiz, algoritmalar, otomatik alımlar vesaire gibi hayatımıza sonradan gelen ve borsaya yeni gelen birinin asla çok kısa sürede anlayamayacağı, içselleştiremeyeceği unsurlar sebebiyle çok daha temkinli davranmaları gerekiyor. Panik davranma kardeşim demek bile yeter. Şeye gelmeden önce, yani işte algoritmalar vesairelere hiç daha hesaba katmadan önce panik yapma kardeşim. İnişi de var, çıkışı da var. Neden baki, ne gam baki. Borsa böyle bir yer. KKM'ye gelince, 2021'in Aralık ayında biliyorsun 18.3 liraya, 18 lira 30 kuruşa çıkınca KKM icat edildi. Kur korumalı mevduat. Ve bir sene geçti, şu anda geldiğimiz 19'a dayandık. Şimdi şunu da sormak lazım. Bu attığımız taş, ürküttüğümüz kurbaya değdi mi? Belli ki kuru koruyamamışız. 13 liradan almışız, 19 liraya taşımışız. Üstelik buna inanılmaz bir maliyet ödemişiz. Ödediğimiz maliyet nedir? Kur korumalı mevduatın 250 milyar lirası hazineye, 250 milyar lirası da Merkez Bankası'na olmak üzere aşağı yukarı yarım trilyon lira. Ki bu daha resmi rakamlar açıklanmadı. Bunlar üzerinde hesap yaptığımız kaba hesaplar. Bunu da belirterek söylüyorum. İkincisi, artık işe yaramıyor.
kur korumalı mevduat kuru da koruyamadığı gibi bütçede sürekli olarak sıkıntı çıkarıyor. Peki yerine ne koyacağız? Aslında herkes biliyor. Herkes biliyor ki enflasyonu düşürmediğin sürece, koruma noktasındaki enstrümanları kullanmadığın sürece işte böyle maliyetler ödesin. Başka bir maliyetten de söz etmek istiyorum. İhracat pahasına artık biz kuru korumaya başladık. Bakın, ihracattan feda ederek, ihracatçıdan budayarak biz kuru koruyoruz. Kuru korumanın maliyeti, Eriyan'ı korumak diye bir film vardı. Hani cephe kerisinde kalmış Riyan'ı kurtarmak için koca birliği yok ettin. İhracatçın gidiyor kardeşim, ne yapıyorsun? İhracatın %40'ını geliyorsun Merkez Bankası'na bozdurma zorunluluğu getiriyorsun. Yetmiyor. 3 ay mevduata tutma vesilesiyle %70'ini işlevsiz hale getiriyorsun. Ve oradan topladığın yapılarla gidip kuru korumak için kamu bankaları üzerinden satış yapıyorsun vesaire. Şimdi sormak gerekiyor. Bu kuru korumak doğrudur ama kuru korumanın yöntemi sadece bu mudur? Sadece bir şey vardır kuru koruyacak. Etkin bir şekilde bunu Naci Ağbal denemişti. Faizin, tek haneye park ettiğin faizi kuru koruyacak bir noktaya yeniden tırmandırmak ve kuru koruduktan sonra tekrar aşağı alabilirsin. Ama Merkez Bankası'nın biliyorsun böyle bir şansı yok. Bu sabit faiz, sabit kur noktasına geldik, gömdük bunu ta ki seçimlere kadar. Seçimden sonra hep söylediğim noktadır, seçime kadar tek hane, seçimden sonra çok hane. Bakanın da söyledikleri sonuna kadar bunu keseceğiz demişti. Sonra Cumhurbaşkanı dedi ki nereye kesiyorsun kardeşim? Daha var, yıl sonuna kadar kur korumalı uzattı ama kur korumalı uzattı ama gazetmiş. Düştü de kuru koruyabiliyor. Üstelik maliyet kalemi çalışıyor. Ve bu şunu söyleyeceğim. Enflasyonla mücadelenin başlayacağı seçim sonrasına kadar ne yazık ki biz bu balon şişmeye devam edecek. Bütçe açık balonu. Umalım ki seçime kadar bu şişirdiğimiz balon patlamasın. Çok teşekkür ediyorum. Her iki değerli konuğuma da Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan ve Ekonomi Gazetesi yazarı Doktor Şeref Oğuz. Borsada ne oluyor? KKM'de çözülme nereye gidiyor? Hepsini konuştuk.